Su akmıyor. Akmayan çeşmeye çeşme denir mi? Bir gün akar belki. Ya akmazsa? Zeytinyağlı mı? İyi, soğuyacak derdi yok o zaman. Gel benimle. Akanla akmayan nerede birleşir gör. Senden benden önce de vardı bugün bu gece. Felek dönüp durmadaydı. Hep bu gördüğünce. Usulca bas toprağa. Çünkü bastığın yer bir güzelin göz bebeğiydi. Anneniz mi? Sen de buraya gireceksin. Bir gün ben de. Şimdi de ben merak edeyim o zaman. Ne bu? Yarıçap. Bu da dairenin merkezi. Tabiatta her şeyin, herkesin bir merkezi var. Belki burası da sizinkidir. Yeter bu kadar. Kim gönderdi seni? Yemek götür dediler. Gölgende yemekten başka ne taşırsın? Haberin yok mu senin? Dikkatli olun faniler. Vakıf malıdır bu. Çizik istemem ha. Tamam hoca hazretleri. Cevap yetiştirme. İşine bak. Dikkatli ol kafi. Sana ne oldu böyle? Arif. Vallahi bunlarla beraber taşıttırırım seni dergâhtan ha. Ne oldu diyorum sana? Mezarlığa götürdü. Yahu kim? Neyi? Annesinin mezarına. Kızı. Geliyor. Bunlar taşındıktan sonra bir kamyon daha gelecek. Sonrasını soruyorlar. Beklesinler. Bu Kur'an kursu inşaatıyla beraber toplu alım yaparız. Zam gelecek diyorlar. Yarın Levent Hoca'ya gideceğim. İyi geldi mi sana Levent Hoca? İyi misin? Nerede kaldın? Cüneyt Efendi'ye zeytinyağlı götürdüm ya. Sonra kabristanda okudum biraz. İyi misin? Bir şey mi diyen oldu? Yok. Gidelim. Yoruldun. Akşam ezanında okunur birazdan. Ben bakarım. Selamünaleyküm. Aleyküm.
Aleykümselam. Kusura bakma Cüneyt. Ben beklemiyordum da sizi. Sürpriz oldu. Nasıl buldunuz burayı? Cesaretimi mazur görün. Hastanede nadiren de olsa evde hasta baktığınızı söylediler. Kim söyledi? Yalan mı söylemiştim? Yok yok, hayır. Bakıyordum, doğru. Ama babamın rahatsızlığı ilerleyince artık bakamıyorum tabii. Babanıza da hürmetlerimizi sunar, dualarımızı iletiriz. Maalesef. Babam şu sıralar ziyaretçi kabul etmiyor. Cüneyt Efendi'nin duasını kabul görmemek sizin haddinize değil. Densiz! Hadsiz! Sakin, sakin. Tamam. Burası uygun değil. Burası uygun değil Cüneyt. Tamam, içeri. Geç. Kusura bak. Geç, geç. Geç şöyle. Geç. Tamam. Had bildirmeye gelmediniz siz bu aleme. Haddinizi öğrenmeye geldiniz. Kim o? Cüneyt Efendi. Ne arıyor burada? Oğluma tedavi oluyordu. Evi nereden bulmuş? Bizi görürse... Sen kapıyı kapat. Annem? Kapat, kapat. Tamam, tamam Cüneyt. Sakin ol. Nefes al. Sakin ol. Geç şöyle. Sakin. Gel, geç şöyle. Geç. Çok güzel börek kokuyor. Tamam. Vaktimiz olursa ikram edelim. Gel. Ha, gördün mü seni? Ne oldu? Niye gelmiş ki? Levent amca doktoruymuş. Hasta mı? Orasını Levent bilir. Toparlan çabuk. Gidiyoruz hadi çabuk. Tamam gidin gidin. Sen kitabı al. Al soru seç kendini oradan çöz sonra. Vakti vifak için. Mürşit Hazretlerinin müsaadesi var mı? Müsaade kendisinden alınır.
Levent Bey. Ha, Meryem Hanım. Beni niye çağırdınız? Başım çaresine bakarım demiştiniz. Yardım icap ederse de ararım dedim ama. Bu kadar acele edeceklerini düşünemedim. O zaman hemen polise haber vermemiz lazım. Başka çare yok. Suçüstü olsun. Olmaz. Mürşit Hazretleri. Herkesi alırlar. Olmaz. Meryem Hanım başta da sizi alırlar. Kızım? Sosyal hizmetlere gider. Tahkikat bitene kadar da orada kalır. Zeynep mahvolur. Böyle. Olmaz. Benim yapacağım yardım bu. Elimden başka bir çare gelmez. Bir akıl düşün. Düşünecek başka bir şey yok. Var. Cüneyt'le evlendirecekler. Amcam Sadi Hüdayi Efendi. Yengem Hasna Hanım. Velim olur musunuz? Hak razı olsun. Hak razı olsun. Beyza Hanım. Geline muallim olur musun? Hak razı olsun. Babası rıza verdi mi? Hak razı olsun. Anası rıza verdi mi? Hak razı olsun. Anası rıza verdi mi? Rıza verdi mi? Anasını çağırın. Anası rıza verdi mi?
Kıymet Hanım, dünürümüzden başla. Heyecanlandın herhalde. Estağfurullah. Ellerinize sağlık. Feyza kızımızın şerbetini içmek de nasip olur inşallah. Amin teyzeciğim. Şimdi keşke denmez ama keşke Allah senin de şerbetini içmeyi nasip edeydi ablacığım. Bizim nikahımız amelimizle kılınmış kardeşim. Allah hayırdan eksik etmesin. Amin. Zeynep artık bu evinde kızı. Cüneyt Efendi ile hasbihali münasiptir. O onun artık nişanlısı. Nikah hususu? Nikah hususu Cüneyt Efendi'nin takdirinde artık. Yani sizler anne ve babası olarak hak razı olsun dediniz. Rızanızı gösterdiniz. Bizler de şahitliğimizi yaptık elhamdülillah. Cüneyt Efendi'nin muhabbeti Zeynep'e vaki olursa hiçbir Allah'ın kulu araya giremez. Kendisi bir vade buyurursa Zeynep o vadeyi bekler. Babası Naim Efendi, Sadi Hüdayi Efendi bunu usulünce anlattı. Size bir şey demedi mi? Erkek kısmı bileceğin kadarını anlatır. Ben neden evlenmedim sanıyorsun? Geç otur, erkeklerin işini erkeklere bırak, rahat et. Gel seninle bir oyun oynayalım. Otur. Hazır mısın? Mükafatını merak etmiyor musun? Her oyunun bir mükafatı olur. Oyunu oynatan mükafatı takdir etmiştir. Yoksa hakikatli bir oyun olmaz. Hakikat. Pekala. Bana bilmediğin bir hakikat söyle. Ama öyle bir hakikat olsun ki şu ana kadar bilmediğime pişman olayım. Öğrendiğime de. Ne yapıyorsun anne? Asıl sen ne yapıyorsun? Topla kendini. Koparttın ya. Hiç mi merhametin yok senin? Daha iyi işte. Gözyaşını unutursun. Zaten şu dünyada Mürşit Hazretlerinden başka bir ben varım sana merhamet eden haberin yok. Yahu kızım seni şu halde biri görse ne yaparsa kime ne dert anlatırız. Görsünler, görürlerse görsünler. Hiçbir şey olmamış gibi insanlarla muhabbet mi edeceğim senin gibi? Ya ben ne yapayım asılsız kızım ha? Böyle senin gibi oturayım mı insanların içinde? Daha bir şey yok ortada. Nişan bu nişan. Nasıl yok, nasıl yok? İçerideler anne şu an içeride yalnızlar. Yok buradan da hiçbir şey yok artık. Geçmiş olsun bitti. Kızım bir sakin ol. Bir aklını başına al kafanı kullan artık Feyza. Böyle kendini acındırmaya devam edersen değil Cüneyt kimse almaz seni. Üzülemiyorum anne. İçim acıyor benim içim. Ay bilmem sen bilirsin. Otur ağla. Madem buradan dönüşü yok. Öyle diyorsun ya. Zaten dönüşü yoksa da oturur ağlarsın haline değil mi? Ama dönüşü varsa. Var mıdır? Buradan bir dönüş olur mu? Senin şu kolunun acısı neyse, o Meryem olacağın acısı bunun bin katı ben bir şey biliyorsam. İyi de razı geldi anne. Ya ne yapsaydı kızım ha ne yapsaydı? O işler öyle kolay mı sanıyorsun sen? Cüneyd'in sağa soluna dönünce bunlar ne yapacaklarını şaşırırlar.
iyiydi. Cüneyt de razı geldi anne. Ah benim güzel kızım. Sen anneni dinle. Cüneyt bu. Her şey olur, hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Hadi şimdi topla kendini, hanımların yanına gel. Sen ev sahibisin. Hadi benim güzel kızım, hadi. Baba. Var mı diyeceğim? Düşündün mü? Düşündüm. Nedir? Korkuyorum. Korkma, söyle. Söyledim. Korkuyorum. Hakikat bu. Bilmediğime de, öğrendiğimde de pişman olacağım şey bu. Korktum. Aç yüzünü. Meryem Hanım, başka çocuğun da yok ha? Nasip olmadı. Belki şimdi denersiniz. Zaten hazır kuş da yuvadan uçmuşken. Tövbe estağfurullah hanım anne. Aa, niye yahu? Gençsin daha. Maşallah kızın da gencecik. Tövbe tövbe. Ben müsaade edeyim. Allah'ım, sen kızıma merhamet et. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amel ediniz. Zira her kişi ne için yaratıldıysa o konuda muvaffak olur diyor. Hayırdır inşallah. Hocam Levent Halkanlı gelmiş. Kim? Levent Halkanlı. Müsaade. Hemen herkesi tembihle. Bu izdivaç meselesi zinhar duyulmayacak. Hanımlar tarafında haber edin. Yavaş yavaş uslu uslu dağılsınlar. En önemlisi Cüneyt'in yanından o kızcağızı alın. Çabuk. Tamam. Hocam, def edelim gitsin bugünümüzde. Müsaade buyurun ben bir konuşayım. Naim Efendi, Salim ol. O bizim öyle def edebileceğimiz biri değil. Yok vallahi ben bir görüneyim. Naim Efendi, konu hassas. Bunu en iyi sen biliyorsun. Değil mi? Anladın mı? Hocam. Merhabalar, Sadi Hüdayi Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Kusura bakmayın, sizi bir an görünce şey yapamadım. Buyurmaz mısınız içeriye? Yok, sağ olun. Yani buradan geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Cüneyt'in yaşadığı, vakit geçirdiği yeri bir göreyim istedim. Bir hal hatır sorayım dedim. Malum, böyle hastaların yaşadığı yer çok önemli. Amenna, vallahi çok önemli. Yalnız ben şu an Cüneyt'in müsaitliğini tam olarak bilmiyorum. Hocam, bir sordurayım hemen. Ama buyurun içeriye, çaydır, kahvedir, Allah ne verdiyse. Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Başka zaman. Cüneyt müsaitse... Niye ağlıyorsun? Ağlama. Korkuyorum. Dediğine vardırdın. Bildiğime de bilmediğime de pişman olacağım şimdi. Ağlama. Ne var?
Levent Alkanlı gelmiş. Afiyettesin inşallah. Allah razı olsun. Dök bakalım. Dök dök, korkak alıştın mı? Cüneyt nerede? Efendim? Cüneyt nerede? 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 Anne! Cüneyt nerede? Cüneyt nerede? Cüneyt nerede? Cüneyt nerede? Cüneyt nerede? Ne yaptın efendiye? Ne söyledin? Bir şey yapmadım. Cüneyt Efendi'ye bir hal geldi yine. Ben peşinden gidiyorum. Sen de Hoca Efendi'ye haber ver. Evine git. Haber bekle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoca Hazretleri rica etti. Size bir şey söyleyeceğim. Ben sizi üzecek bir şey yaptıysam özür dilerim. Telafi edebilsem kusuruma bakmayın. Hoca Hazretleri de çok üzülüyor. Faniler sizi bekliyor tekkede. Bahçeniz de öksüz kaldı.
Sizi de buraya kadar yorduk. Artık kusura bakmayacaksınız. Ama bunu denemek icap ediyordu. Kızım, bir yerde senin de mesuliyetin yani. Ha hoş, önce benim mesuliyetim elhamdülillah. Meryem Hanım, siz nereye gideceksiniz? Börekçiye mi, tekkeye mi? Arif sizi bıraksın. Biz kendimiz gideriz Hoca Hazretleri. Siz zahmet etmeyin. Yok, öyle şey olmaz. Arif sizi bırakır. Bu Cüneyd'in de mevzusuna ben bakacağım. De gerekiyorsa. Gerekirse Levent Hoca'yla bir daha konuşacağım yani. Arif. Cüneyt Efendi. Neden geldin sen? Yemek getirdim. Buraya neden geldin bugün? Sen istemişsin. Bunca insanın içinde mahreme dikkat etmeden. Sen hiçbir şey bilmez misin? Sen istedin diye geldim. Neden böyle yapıyorsun bana? Ben sana ne yaptım? Ağlattın. Ben yapmadım. Ama ne ki? İnsan ağlar. Ayıp mı? Ayıp değilse de boğazımıza yasak. Sen ne isterdin? Buraya gelmeyi sen istememişsin. Sen ne isterdin? Allah'ın gücüne gitmesin ama erkek olmayı isterdim. O niye? O zaman bir şey istememe gerek yok. Ne istesem onu yapardım. Öyle mi oluyor? Ne yapardın mesela? Her istediğimde kütüphaneye girerdim mesela. Gece sokakta yürürdüm. Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Nereye? Görünmeden. Şimdi kardeşlerim, bu çatının iki tutkalı var. Biri ibadet, öbürü dürüstlük. İkisini de eksik edenin halini gördünüz. Abim diye savunacak değilim. Ondan sebep size dürüstlükten bahsedeyim az. Sağ olsun Meryem Hanım. Hepimize hatırlattı bu hasletini, ehemmiyetini. Şimdi rivayet o ki, Peygamber Efendimiz İşte burası. Bin hadi. Gerçekten mi? Neden? Ayyam dedi diye. Yeryüzünü gül bahçesine çevirmekten daha güzeldir bir insanı sevindirme. Bin kişiyi azat edenden daha büyüktür bir hür insanı iyilikle kul edebilen. Hadi bin. Biliyor musun sallanmayı? Yok. Ama gördüm. İleri giderken uzat ayaklarını, geriye giderken topla. Madem erkeksin, kendin sallanacaksın.
Özgürlük buysa al işte. Ben nöbetini tutarım. Sen ne isterdin? Hiç olmak isterdim ben. Rüzgar gibi. Görünmez, tasasız. Gidelim. Sen git. O kız şeytan. Her şeyin de farkında o kız. Şişt, kızım yavaş. Duyacaklar. Gel buraya. Sakinleş biraz. Yavaş. Sakinleş önce. Kendine gel. Tane tane anlat bakayım ne oldu? Ters tepti. Her şey ters tepti. Kovmadı Cüneyt onu. Azarlamadı bile anne. Kovmadı. Kızım kendine gelir misin artık? Anlamıyorum bir şey. Biliyorum. Biliyorum. Bilerek bilhassa yaptı. Ben ona sabah hayalde olmalısın dediğim için yaptı o. Ne yaptı kızım? Saçını açtı. Ne? Cüneyt'in yanında saçını açtı. Buradan uzaklaşmıştı artık saçını açtı. Ya Rabbim ya Resulullah. Cüneyt böyle bir şeye nasıl müsaade eder? Bilmiyorum. Edepsizler işte. Edepsizler. Ama söyleyeceğim. Babama söyleyeceğim onları görsünler günlere rezil olsunlar. Kızım delirme tövbe estağfurullah. Cüneyt o. Mürşit Hazretleri ne der sonra? Nikah olmamış daha. Ortalık karışır kızım. Her şey birbirine karışır. Bütün düzen bozulur sakın. Bana ne? Bana ne anne? Rezil olsunlar işte görsünler günlerini diye yapar. Yeter! Yeter! Bana bak. Ben bu işin aslını astarını öğrenene kadar babana tek kelime etmeyeceksin. Anladın mı beni? Sakın. Şimdi git şu yüzünü gözünü yıka. Seni bir daha böyle görmeyeyim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapmışım anne? Cüneyt Efendi ile. Anne bir şey yapmadım. Genç kızlık halleri mi geldi sana? Aklını başına devşir. Anne iyi geçin dedin ya gidene kadar. Erkek kısmını bilmiyorsun sen. Ümitlenir, heyecanlanır. Ondan sonra laf söz dinlemez. Yeminler eder, diller döker. Kandırır, kızım seni kandırır. Aklını başına al. Gidelim anne. Ne olur gidelim ne zaman gideceksek. Gideceğiz kızım. Gideceğiz. Erkek kadından fazladır diye düşünüyor olabilirsiniz belki. Kadın erkekten noksandır. Öyle midir? Fazla noksandır dediysek en başında
bir oturup düşünmek icap eder. Eğer erkek kadına ondan fazlaymış gibi muamele ediyorsa o erkek noksandır. Oysa erkekte noksan olan şey kadındır. Allah onları birbirine noksan yarattığı için etrafımızdaki her şey er ve dişiden ibarettir. Zira er de, dişi de aşka noksandır. Allah rızası için El Fatiha. Cüneyt Efendi. Annem babam yok evde. Cüneyt Efendi. Cüneyt Efendi, iyi misin? Bin. Cüneyt Efendi, hayırdır? Yardım lazım mı? Bin bak kötü olacak. Cüneyt Efendi. Ya Settar, ya Fettah, ya Şafi, ya Rab, ya Settar. Ya nereye götürüyorsun? Onu söyle bari. Cüneyt Efendi, Allah rızası için. Ya Settar, ya Fettah, ya Rab, ya Şaf. Ya nereye götürüyorsun, nereye? Memleketine. Ne var memlekette, niye gidiyoruz? Halimin varmış ya, babandan istemiştir. Gidip ellerimle vereceğim sen. Niye? Mürşit Efendi'nin kapısında söylemiştim. Bu kapıdan öteye, şüpheye, endişeye yer yok diye. O kapıdan geçmeyecektim. Korktum. Asıl şimdi kork. Ya ne yapacağız memlekette? Annemin babamın haberi yok, korkarlar. Arif söylemiştir. Korkarlar. Korkmasınlar. Ellerimle ellendireceğim kızlarını. Sapan kaderinizi yoluna sokacağım. İstemiyorum.
İstemeyi öğren. Öğrenmeyeceğim. Öğreneceksin. Öğretecekler. Ben de sana bir şey öğreteyim o zaman. Belaya düçar olana ölüm de hoş gelir. Bekir anne! Bekir! Anne! Anne nerede? Senin annen yok. Var. Zeynep. 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 Anne. Bekir anne. Zeynep! Cüneyt yaklaşma, yüksek burası! Yaklaşma! Cüneyt yüksek burası, lütfen gelme! Zeynep! Bırak beni gideyim. Ne istiyorsun benden Cüneyt? Yaklaşma, yüksek burası. Anne gitmeyelim. Anne burası çok yüksek. Anne. Anne. Burası çok yüksek. Gidelim. Gelme. 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 Gelme Cüneyt, yüksek burası, gelme. Gelme. Anne gitmeyelim, burası çok yüksek. Gidelim. Gelme. Anne. Gelme Cüneyt. Anne. Anne! Anne gitme. Anne! Zeynep! Levent amca! Tamam. Tamam, korkma, korkma.
Cüneyt Efendi'ye... Konversif nöbet geçiriyor. Tamam. Sen orada dur, korkma. Sadi Üday Bey. Selamun aleyküm. Gözümüz aydın. Levent Hoca aradı. Bulmuş. Geliyorlar. Nesi var? Uyanmıyor mu? İyi, iyi. Anlat, ne oldu? Ben düşüyordum, kurtardı. Nereye gidiyordunuz? Memlekete götüreceğim, evlendireceğim seni dedi. Bak, Cüneyt'in egosuyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Senin onunla evlenmek istemediğin düşüncesi, bilgisi onu bu hale getirmiş ama yine de bunu yaptırtmaz. Başka ne oldu? Anne dedi, hep anne dedi. Başka? Bir de beni düşmekten kurtarmak için tutunca elektrik çarpmış gibi oldu. Düştü işte sonra. Sana dokununca. Tamam geç. Geç hadi anne. Anne. Dert de derman da aynı kelimede. Anne. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Annen evde mi? Dergaha gitti. Oradadır görmek isterseniz. İyi misin peki? Belaya düçar olanın ölüm gamı olmazmış diyorsun. Arabanın hasarı için babam maaşından... Oradaki hasar bana ait. Buradaki hasar da bana ait hanımcığım. Estağfurullah. Siz gelmeseydiniz... Kusura bakma demek için geldim. Allah'a emanet ol. Bir dakika. Düşürmüştünüz. Bir tanesini bulamadım. Başka taktım onun yerine. Oraya her geldiğimizde bir masuma ah çekelim diye. Selam ettim. Otur şöyle. Otur. Elini yüzünü yıka. Kafanı toparla. İçin çok şiştiyse suyu anlat. Hadi sonra da gel. Neden suya söylemek dedi biliyor musun? İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Enbiya suresi 30. ayet. Eşyanın tabiatı, suyun hafızası vardır. Suya anlatırsın. Suyla bölüşürsün. İyiliği alıp hafızasında tutar.
doğru yere eriştirir. Kötüyü götürüp uzağa atar. Ya olduğum yerde su yoksa? O zaman nereye söyleyeceğim? İnsanın %70'i sudur. O zaman kimsenin kimseye dert anlatmaya lüzum yok. Var. İnsanı derde salan dünya işi ise işini dünyayla görecek. Marangozluk işin varsa müşkülünü marangoz çözer. Senin müşkülün ne? İçeride seni darladılar hazırlıkla ilgili. Darlanma. Hazırlanmazsın olur biter. Bırak bildikleri gibi yapsınlar. Eninde sonunda ayakları çekilecek. O zaman sen bildiğin gibi yaparsın. Ben öyle yapıyorum. Hadi sen git şimdi. Ben onlarla konuşurum. O bana bıraktı, ben de size bırakıyorum derim. Su gibi akar giderler. Buraya müsaadesiz giremezsin. Cüneyt Efendi'nin mahremidir. Ancak temizliğe, tozunu almaya falan girersin. O da müsaade edersin. Annem nerede? Eve kadar gitti kızım. Sizi bölmeyeyim dedi herhalde. Zeynep rahat rahat baksın dedi. Eve mi dedi? Seni bize emanet etti. Bıraktırız biz seni. Vallahi birden böyle beti benzi sarardı. Öyle yatak odasına bakıyordu. İstersen sen de bak kızım odaya. Yapacağım. Zeynep duymadan halletmem lazım. Eğer o eve girerse. Allah korusun. Allah korusun. Annem baktıysa tamamdır. Ben kendim giderim, siz zahmet etmeyin. Olur mu öyle şey? Arif seni bırakır. Bir şey sormayacak mısın? Kimseye dedin mi gelmediğimi? Biliyordum. Neyi? Gönülsüz olduğunu. Geleceğini de. Bak geldim. Sormuyorum çünkü biliyorum. Sen de bil. Birine nasılsın diye sormazsan sana iyiyim diye yalan söylemek zorunda kalmaz. Senden ötürü değil. Babam annemi memlekete göndermeye kalkmış. Onun peşinden gidiverdim. Geç. Çıkar mantığını. Titreme. Başını aç.
Yat yatağa. Korktun mu? Mutfağa yaptırmıştım. Eskiden bir fani vardı, Şerife Hanım, rahmetli oldu sonra. Bir gün ben aç gezerken görmüş beni. Hemen ekmeğin üstüne tuzla karabiberi ekmiş. Çok sevmişti. Güzel. Kendini yiyince güzel. Mesul olduklarına yedirebilir misin? Sen ne yersen onlar da onu yiyecek. Ya balla börekle beslendilerse senden önce? Önce de kaldı. O zaman herkes ana sütüyle beslenirdi. Allah öyle yaratırdı. Rüyamda. Rüya mı desem kabus mu?
ayrı olsun. Küçükken hiç gitmek istedin mi? Nereye? Aç kalıp ekmeğe tuz biber ekeceğin bir yere. Sen de ne istiyorsun diye mi soracaksın? Estağfurullah. Çemberin çeperine çıkmazsan merkezini bilemezsin. Nokta olarak kalırsın. Ya sadece bir nokta olmak istiyorsan? Balıklar toplanmış halim balığın etrafına. Sorular sormuşlar. Biri demiş kaya balığından nasıl kaçılır? Anlatmış halim balık. Öbürü sormuş. Ağ atıyorlarmış. Olta tutuyorlarmış. İnsanları anlatmış. Avcıları anlatmış. Biri demiş derinlerde bir mağara varmış. Sizin solungacınız yetmez demiş. Küçüklerden biri utanarak sormuş. Alim balık, su diye bir şey varmış. Su nedir? Sen bana su olmayanı göster, ben sana suyu göstereyim demiş. Ol mahiler derya içredir, derya bilmezler. Avlanıp kayığa düşen bilir. Avlanan bilir. Sabah geldi mi yengemler? Sordular mı geceyi? Bir şey demedim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben geçeyim. Aç mısın? Bir namaz kılayım. Senin abdestin var mı? Var. Ne bu? Kim getirdi bunu? Hı? Bu ne? Kim getirdi diyorum? Hanımanneler, Feyza. Sen bir şey mi söyledin? Söylemedim. Sen bir şey demediysen hangi münasebette getirdiler? Cevap ver! Sen sırrını mı verdin? Mahremini mi verdin sen? Kavlini mi bozdun benimle? Haydi Cüneydim haydi. Hemen gitmemiz gerekiyor haydi. Oğlum öyle bakma, dervişlik yapmanın zamanı değil. Ele vermişler size, haber yapacaklar haydi. Neyi amca neyi? Ya neyi olacak, senle kıza haber yapacaklar diyordum. Haydi gitmemiz lazım. Arkasından durmayacağım işe girmem ben. Sen girdiysen Allah kolaylıklasın. Ya küstahlık yapma, gitmemiz gerekiyor diyorum sana. Amca bırak bak fena oldu. Cüneydim haydi gitmemiz lazım diyorum sana. Amca. Durun durun hoca hazretleri öfkeli şu an durun. Karışma sen. Felek esbabı cefasını toplasın gelsin. İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyisin, topla eşyaları. Cüneyt Efendi. Var mı başka? Cüneyt Efendi. Var mı başka? Nereye gideyim?
Onu benim mahremimi saçarken düşünseydin. Ben bir şey yapmadım. Tuzak kurdular bana. Tuzak kurulan benim. Sen o tuzağın yemi olmuşsun. Hakkıma girme, pişman olursun. Pişman oldum. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil diyor gibisin. Hataya tamir yok dedik, var dedin. İftara katıl dedin. O senin hayrın içinde, benim değil. Senin için hayırlı olan ne? Onu ancak Allah bilir. Hayırlı sabahlar. Etrafta duyacak kulak yoksa dile ihtiyaç var mıdır? Hayırlı sabahlar. Söküldü bu. Tamir edersin. Selametle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Feyza bundan gayrı talebelere ders vermeyecek. Bir şey demeyecek misin? Bir laf söz. Sen beni mutsuz ettin diye kırıldım. Başkası mutsuz oldu diye tamir olacak değilim. Tamir edemedik ama en azından dili yerine geldi. Çok şükür iki günden az kaldı ya Rabbi. Harama düşmene iki günden az kaldı Zeynep Hanım. Ne demek o? Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk edip küsmesi helal değildir. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Olmasaydı da sonu bayram zaten. Bayramda küsler barışır. Değil mi? En sevdiğim cübbem. Dün Levent Bey'e giderken giyecektim. Hekim Bey'e uğradım da konuştuk. İyi geldi. İyi etmişsin. Ne diyelim? Allah tez vakitte cübbeme eskisinden dahi sağlam kavuşmayı nasip eylesin.
Amin. Selametle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen beni mutlu ettin. Allah da senin elinden tutsun. Bir şey iste benden. Öyle karşılığı gibi değil. Bir şey iste yapayım. Belki Allah benim de elimden tutar. Bir şey iste. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.